Su yokmuş. Ha, su yok. Buyur. Vay be. Buyur. Benim aracım park halindeyken şase olayından dolayı, kabloların birbirinden temas etmesinden dolayı elem bir şekilde yandı. Yanan tır alevlere teslim oldu. İtfaiye yangına müdahale edemedi çünkü... İtfaiye geldiğinde hortumları çıkardım. Araca müdahale edecekleri sırada su tankında su olmadığı anlaşıldı. Ben de kendim bizzat dedim arkadaşlar, yani ilk önce dedim arkadaşlar niye su çıkmıyor? Su yok gibi söylemler oldu. CHP'li Kilis Belediyesi'nin skandalı bir vatandaşın tırının yanarak kül olmasına neden oldu. Buyur. İtfaiye bırak da su yok, su. Su yok. Abdullah Karabacak'a ait tır yanmaya başladı. Çevredekiler hemen itfaiye ekiplerini aradı. Ekipler bölgeye geldi. Buraya kadar her şey olması gerektiği gibiydi. Fakat ekipler yangına müdahale etmek yerine izlemekle yetindi. Çünkü araçta su yoktu. CHP'li Kilis Belediyesi'nin ihmali yüzünden Karabacak'ın tırı yanarak kül oldu. Yazık, günah ya. İtfaiyeciler geldi, su yokmuş. Ha, su yok. Buyur. Vay be. Buyur. İtfaiyeyi ikinci kez aradılar. Fakat o da geç geldi. Olan vatandaşın aracına oldu. Kendileri şu şekilde yalanlıyor. İtfaiye müdürü. Bizim su tankımızda su vardı, pompamız çalışmadı. Tamam, pompanız çalışmayabilir. Peki ikinci aracı niye göndermediniz? Madem tankınızda su vardıysa, bana açaydınız, biz kovalardan, kendi imkanlarımızdan su olduktan sonra bir nebze müdahale ederdik. Vanayı açmadıkları gibi bir de şoför aracı alıp kaçıyor değil mi abi? Evet, evet. Yani orada vanayı açmayıp açıp su olmadığını falan göstermediler. Zaten videoda da belli. Elimde kameradan şoföre doğru araca giderken şoför aracı çalıştırıp devam edip hortum yerde sürmekten gidiyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, itfaiye müdürü Mehmet Kaş, aracın beyninin arızalandığını iddia ederek yalanı örtbas etmeye çalıştı. Başkan Bey'in söylediği, ben dedim peki senin bu aracın arızalanma ihtimali var. Yolda gelirken acele geldiği için kaza yapma ihtimali var. Neden iki araç çıkartmadınız? Yani peş peşe belediyenin araçları var. Ben dedi iki araç çıkartmak zorunda değilim. Bir araç senin dedi işini gör, 30 ton su var bunun içerisinde dedi. Şimdi malum olduğu gibi araç arızalı çıktı. En azından iki araç peş peşe olmuş olsa diğer araç müdahale ederdi. Biz şimdi bu durumda, benim aracım şu an hurdaya çıktı. Ben mağduriyetim arttı. Bundan dolayı mağdurum yani. Yazık, günah ya. İtfaiyeciler geldi, su yokmuş.